Nasıl ben bir kere bir çocuğumu göremiyorum yani istediğim zaman? Ve bütün bunlar benim sevgilim olduğu için, öyle mi? Ben ne yaptım ya? Ha? Ne yaptım ben? Ben seni mi aldattım? Ben ne yaptım? Ben güneşli bir plan mı yaptım yani? Hayır, değil. Hem sen ilk önce ayrılmayı istedin. Sen istedin ayrılmayı, sen. Şimdi yani Güneş, ben eve gitmişiz, Güneş'i eve çağırmışım diye. Bu ya, hadi be. Hangi eve? İşte Osman'ın evine. Dilara çok daralmış, bunalmıştı. Arkadaşlarıyla böyle bir dışarı çıkmak istedi. Bebeği de bana emanet etti. Vermiyor ki bebeği bana. Vermiyor ki. Ne yapayım, ben de Güneş'i davet ettim. Yani fotoğraftan gördüğü gibi değil. Gelsin, kokusunu alsın, hissetsin istedim. Paylaşmak istedim yani. Ne var bunda? İkimizi bir arada görsün istedim. Kız zaten diken üstünde duruyor. Yok, Dilara geldi, gelecek. Aman efendim, bizi görmesin diye. Gördü anlaşılan. Gördü, gör. Of yani, gördü ve kıyamet koptu ya. Kıyamet koptu yani. Ben bir şeyler planlamışım. Ya ben ne planlamış olabilirim? Ben ne planlamış olabilirim yani? Sen aldın çocuğu başka bir memlekette doğurmak için. Sen götürmeye kalkıştın. Ben neyi planlamış olabilirim ya? Ben miyim bu hikayenin kötüsü? Kim kötüsü? Ya kimse kusura bakmasın. Bu hikayenin kötüsü Dilara. Anlatabiliyor muyum? Dilara. Bir kere her şeyden önce o çocuğumu benden habersiz doğurmaya kalkıştı ya. Başka bir yere götürmeye kalkıştı yani. Osman da gelmiş bana diyor ki efendim yok düşünme. Yok işte bu kadar öfkelenme, biraz düşün falan. Ya neyini düşüneyim? Neyini düşüneyim? Her şeyi ben mi düşüneceğim ya? Osman Bey sizin aranızda arabuluculuk mu yaptı? Evet, işte onun gibi bir şey. Ne güldünüz? Pardon. Niye güldünüz? Gülmedim. Evet, güldünüz, bir şey, bundan bir sonuç çıkarttınız falan. Öyle bir şey oldu yani. Niye güldünüz? Ben miyim bu hikayenin kötüsü? Niye güldünüz? İyi kötü diye bir şey var mı Adem Bey? Siz bu tartışmalarınızı anlatırken benim aklıma boranlardan söz ettiğiniz seanslarımız geldi. Hatırlıyor musunuz? O zamanlar hikayelerimizin mutlak kötüsü boranlardı. Ama bakın şimdi aranızda bir kardeşlik ilişkisi oluşmaya başlamış. Yani bu kadar hassas bir konuda bile Osman Bey sizin aranızda arabuluculuk yapmaya kalkışmış, değil mi? Bu yakınlaşmanızın bir göstergesi. Öyle değil mi? Yani... Yani siz boranları bile affedebildiğinize göre acaba Dilara Hanım'ı affedememenizin nasıl bir sebebi olabilir? Aynı soruyu bana Osman da sordu, biliyor musunuz yani? Ve de bana düşün dedi. Düşündünüz mü peki? Şimdi ben bu hayatta iki kadından kazık yedim Edil Hanım. Biri annem, öbürü eski karım. Annemin bana yaptıklarını belki benim çocuğuma yapmayacak, bilmiyorum. Ama babasız büyümenin bana nasıl acı verdiğini bile bile oğlumu benden uzaklaştırmaya çalıştı. Hayatımın her anında, her safhasında her şeyi benden çok daha iyi bildi Dilara. Her şeyi. Tıpkı annem gibi. Beni durmadan sağa sola çekiştirdi. Yok bu boranlarla öyle konuşma Adem. Yok böyle yapma Adem. Öyle oturma Adem. Böyle kalkma Adem. Ben Dilara için her zaman çözülmesi gereken bir sorundum. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir hamur. Şimdi de gelmiş kadınlığını, anneliğini bana dayatıyor. Eve geldiği zaman halini görmeniz lazımdı yani. Çıldırmış gibi. Sanki ben çocuğu kaçıracağım. Ya ben nasıl yani 15 günlük bir çocuğu alıp kaçırabilirim ki? Ben nasıl böyle bir kötülüğü yapabilirim? Annesinden uzağa bir yere götürebilirim. Ben sen miyim ya? Güneş neden var biliyor musunuz? Çünkü Güneş benim bütün yanlışlarımla kabul etti. Beni böyle kabul etti de ondan. Bana baktı, dedi ki ya işte bu adam böyle. Böyle doğruları var, böyle yanlışları var.
yanlışlarını düzeltmek için şöyle şöyle şeyler yapıyor. Tamam, mal bu yani. Ama Dilara gibi hiçbir zaman benim doğrularımı, yanlışlarımı bir liste haline getirip yüzüme suratıma vurmadı. Benim yamuklarımı, kırışıklıklarımı ütülemeye kalkışmadı. Dilara beni sevmedi. Dilara bendeki değişiklikleri sevdi. Beni değiştirebilmeyi sevdi. Anlatabiliyor muyum? Ve şimdi bunu yapamadığı için öfkeleniyor. Benim bir başkasıyla mutlu olabildiğimi gördüğü için öfkeleniyor. Ve bütün bunları sanki ben bir komple olarak yapıyormuşum gibi zannediyor. Hayır, ben böyle bir şey yapmıyorum. Susmayın, bir şey söyleyin Allah aşkınıza. Nasıl görünüyorum oradan bilmiyorum yani. Ben miyim bu hikayenin kötüsü? Sizi büyük bir hayal kırıklığı içerisinde görüyorum. Öfkeli olduğunuzu düşünüyorum. Bilinç dışı bu kadar yoğun duyguları hep daha büyük harflerle yazar. Biliyor musunuz Adem Bey, insanlar karşısındakinden gelen iyi niyetli adımları önemsememeye eğilimli oluyorlar. İnsan yaşlandıkça neyi fark ediyor biliyor musunuz? Hepimiz, siz, ben, iyilikleri hatırlamak, kötülüğü unutmak hepimize zor geliyor. Bunun için çaba gerekiyor. Ama siz bu çabayı gösterdiniz. Boranlar için siz bu çabayı gösterdiniz. Ve ben inanıyorum ki Dilara Hanım da sizin için bu çabayı gösterdi. Dans hep iki kişiyle olur. Ben de Malta alayım yani. Geçtiğimiz seansta bana dediniz ki özellikle Boranlarla olan ilişkiniz, Güneş Hanım'la olan ilişkiniz hayatın size verdiği ikinci bir şans. Böyle dediniz. Hayat bana ikinci bir şans verdi. Bütün hatalarınıza rağmen. Belki Dilara Hanım da kötü biri değil. Ama hata yaptı. Ve bence onu en iyi anlayacak kişi sizsiniz. Size şöyle bir öneride bulunabilir miyim? Tabii ki ikiniz için de uygunsa. Bir konuşun Dilara Hanım'la. Önümüzdeki bir ya da birkaç seansı birlikte yapalım. Ben ikinizi birlikte göreyim. Çünkü çocuk için bir araya gelmeniz gerekecek. Ve bunu onu üzmeden, ona zarar vermeden yapmanın bir yolunu bulmalısınız. Eğer Dilara Hanım için de uygunsa gelin bu yolu burada birlikte arayalım. Biraz düşünün isterseniz. Sonra haritayı birlikte yoluna koyarız, olur mu?